Evet arkadaşlar, iyi günler, iyi dersler diliyorum. Bugünkü konumuz periyodik sistem ve konumuzla ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz. Yukarıda bazı tanımlarla kavramlar eşleştirilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Şimdi önce tanımlara bakalım ve kavramlara bakalım ve eşleştirmelere bakalım. Gaz halde bulunan yüksüz bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiye denir. Gereken enerjiye denir. Bakın ne denir? Bir elektron koparmak için gereken enerjiye denir. Evet, bir elektron koparmak için gerekli enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi. Diğer elektronu kopartmak için gerekli olan enerjiye ikinci iyonlaşma enerjisi şeklinde tanımlamıştık. Yani bu böyle gidiyor. Yalnız birinci iyonlaşma enerjisi bir elektron koparttıktan sonra, örneğin X atomundan X artı bir elektron vermiş, bir elektron koparma işlemi gerçekleştirirken bu işlemde birinci iyonlaşma enerjisinden bahsediyoruz. Bu kopan elektron X artı birden tekrar bir elektron kopartabilmek için ise yine ikinci iyonlaşma enerjisinden bahsediyoruz. Yani direkt olarak bir atomdan iki tane elektron kopartmak için ikinci iyonlaşma enerjisi şeklinde bir kavram söz konusu değil. Kopandan tekrar elektron kopartarak bu işlemler bu şekilde devam ediyor. O zaman birinci önergemiz doğru oluyor. İkiye baktığımız zaman atomun bağdaki elektronları kendine doğru çekme isteğine, evet çekme isteği, elektron alma isteği diye de adlandırılıyor. Bu durumda bu elektron ilgisi elektronegatifite olarak karşımıza çıkıyor. Yani iki yanlış. Üçe bakalım. Gaz halde bulunan yüksüz bir atomun elektron alması sırasında ona oluşan enerji değişimi oluyor. Burada gaz halde bulunan yüksüz bir atomun elektron alması, elektron ilgisiyle ne yapılır? Açıklanır. Yüksüz bir atomun elektron alması. O zaman yanlış olan 2 ve 3 numaralı seçenek, yani denizli olacak. İkinci sorumuzda soldan sağa doğru ametelik özellik artar. Doğru mu yanlış mı? Bir bakalım sonra soruyu cevaplayalım. Ametaller periyodik tabloda sağ tarafta yer alıyorlar. Yani periyodik tabloda 1A grubu, işte 7A grubu ve 8A grubu diye gidiyor. Ortada biliyoruz bir geçiş elementlerimiz vardı. Bu durumda soldan sağa doğru ametalik özelliğin, yani halojen 7A grubunda ise ve eksi bir yüklü ise genelde elektron alma isteğinin arttığını görüyoruz. Yani ametalik özellik artıyor, doğru diyoruz. Elektron ise en büyük olan element klordur. Evet, buraya bakalım. Klor elementi elektron ilgisi açısından, elektronegatifitesi açısından yüksek bir elementtir. Doğru diyoruz. Aynı grupta atom numarası arttıkça iyonlaşma enerjisi artar. Aynı grupta iyonlaşma enerjisi her zaman soldan sağa doğru genellikle artar. Genellikle artar. Bakın, istisnalar söz konusudur. Onu da anlatacağız. Genellikle artar. Yukarıdan aşağı doğru ise iyonlaşma enerjisi azalır. Onun için evet, aynı grupta atom iyonlaşma enerjisi artar ifadesine de aynı grupta atom numarası arttıkça iyonlaşma enerjisi artar ifadesi yanlış olmuş oluyor. 1 ve 2'ye doğru dedik, 3'e yanlış dedik. Metallerin elektron ilgileri ametallerden fazladır. Ametallerde elektron ilgisi aranır. Metallerde elektron verme isteği aranır. O zaman bu da yanlıştır. Evet, halojenlerin atom numarası arttıkça halojen, hidrojenli bileşiklerinde asidik özelliği artar. Bakın, hidrojenli bileşikleri, halojenlerin hidrojen
hidrojen klorür, hidrojen bromür şeklinde aşağı doğru iniyor. Biz hidrojen klorürü zayıf asit olarak gördük, tanıyoruz. Neden hidrojen klorür zayıf asit? Çünkü iyonlaşması çok düzey, düşük mertebede olduğu için hidrojen klorüre zayıf diyoruz. Peki yukarıdaki zayıfsa o zaman aşağı doğru bir ne söz konusu olacak? Artma söz konusu olacak. Bu durumda yanlış ifadeler iki tane olmuş oluyor. Doğru yanıt doğru seçeneğe diyor. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Yukarıda elektron dağılımı verilen X, Y ve Y artı 2 taneciklerin yarı çaplarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada çaplar konusunda yörünge sayısı arttıkça, atomun çapı artar. Neden artar? Yörünge sayısı bize merkezden uzaklaşma konusunda bir bilgi verir. Evet, iki yörüngeli olsaydı bakın dikkat edin, çap böyle olacaktı. Bir yörüngede çapa R1 dersek, iki yörüngede R2 dersek R1 elbette ki R2'den büyük olmuş oluyor. Bu durumda Y atomunun yarı çapı bir kere Y'nin sadece atom halde güçsüz halde Y'nin X ve Y artı 2'den kesinlikle büyük diyebiliriz. Yani Y büyüktür, X ve Y artı 2 diyebiliriz. Ama burada X ve Y'yi de kendi arasında ne yapmamız gerekiyor? büyükten küçüğe doğru sıralamamız gerekiyor. Bu durumda Y'yi hallettiğim zaman X ve Y'ye bakalım. Şimdi X ve Y'ye baktığımız zaman her ikisinde de X ve Y'de her ikisinde de bir S kare bir S kare görüyoruz. Yani X 2'ymiş ve elektronik konfigürasyonu bir S 2'ymiş. Y artı 2'ymiş, elektronik konfigürasyonu bir S 2'ymiş. O zaman ben şu soruyu soruyorum. Y nötr halde proton sayısı 4'müş. Bakın burada iki tane proton iki tane elektronu çekiyor. Dört tane proton iki tane elektronu çekiyor. İki protonun iki elektronu çekmesi, çekirdekte bulunan iki protonun iki elektronu çekmesi ve çekirdekte bulunan dört protonun iki elektronu çekmesi. Hangisi daha iyi çeker? Elbette ki dört proton iki elektronu daha fazla çeker. O zaman demek ki Y artı 2 iyonunun çapı X'den küçük olacak. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği olur diyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda X, Y, Z baş grup elementleridir. Yani A grubu elementleridir. Atom numaraları Y, Z, X'tir. Değerlik elektron sayıları 2'dir demiş. Buna göre çapların kıyaslaması, atom yarı çaplarının kıyaslamasını vermiş, kimyasal özelliklerini vermiş ve metalik özelliklerini vermiş. Bu durumda yargılarından hangileri doğrudur diyor. Atom yarı çapı baş grup elementleri ve atom numaralı olduğuna göre Y, Z ve X. Burada baş grup elementlerinden bahsediyor ve atom yarı çaplarından bahsediyor. Atom yarı çapı periyot sayısı arttıkça artan bir özellikte. Bu durumda atom numaraları Y, Z, X ise ve bu Y, Z, X sayısına ise Y üçüncü periyot elementi olduğunu, Z'nin ikinci periyot elementi olduğunu, X'in birinci periyot element olduğunu görebiliyoruz. Bu durumda yarı çapları da kıyaslarsak Y, Z, X şeklinde çıkmış oluyor. Bire doğru diyoruz. Kimyasal özellikleri benzer olabilir. Aynı grupta kimyasal özellikleri benzer midir? Elbette ki. Bakın kimyasal özellikleri aynı demiyoruz. Kimyasal özellikleri benzer diyoruz. Tabii ki aynı grupta elementlerin kimyasal özellikleri benzer olabilir. Üçüncü önergede ise metalik özelliklerinin kıyaslanışı
XZY'dir. Metalik özellik yukarıdan gruplarda aşağıya doğru indikçe artar. Metalik özellik artar. Aktiflik artar. Evet, grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe aktifliğin arttığını görüyoruz. Aktifliğin artması metalik özelliğin artmasıyla doğru orantılıdır. Bu durumda YZX diye bir sıralama beklenirdi. Evet, 1 ve 2 seçeneği yani Ceyhan doğru bakıyoruz. Beşinci sorumuzda sodyum, argon ve potasyum elementlerinden atom yarıçapı ve birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan elementi bizden soruyor. Bu durumda biz hemen bir yörünge dağılımına geçmek durumundayız. Yani sodyum elementini 11 elementini aldığımız zaman yörüngelerine elektronları yerleştirdiğimiz vakit şöyle 2, 8, 1 diye bir yörünge dağılımı görüyoruz. Argonu yerleştirdiğimiz zaman, evet argonu yerleştirdiğimiz zaman 2, 8 ve 8 diye bir dağılım gösteriyor. Potasyumu yörüngelere, elektronları yörüngelere yerleştirelim. Bakın 2, 8, 8 ve 1 şeklinde bir dağılım görüyoruz. Bu durumda 4 periyotlu olan potasyum, bakın 4 periyodu var. 1, 2, 3 ve 4 periyodu var. 4 periyodu olduğu için potasyumun bir kere yarıçapı tabii ki sodyumdan da argondan da nedir? Daha fazladır. Bu durumda Bolu, Denizli ve Edirne seçeneklerini eliyoruz. Birinci iyonlaşma enerjisine bakalım. İyonlaşma enerjileri nötr haldeki durumları itibariyle 8R grubuna doğru artıyordu. Yani iyonlaşma enerjilerini biz normalde aslında çocuklar şöyle 2A yani numaraları 3A diye yazıyoruz ama bunları yazıyoruz. Normalde böyle olması gerekirken, böyle olması gerekirken 3 aşağı 5 yukarı kuralı gereği 3A ile 2A yer değiştirecek, 5A ile de 6A yer değiştirecek. Yani o zaman iyonlaşma enerjilerindeki sıralama nasıl olacak? 1A, 3A, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A ve 8A diye gidecek. Yani genellikle artar ifadesi işte burada söz konusu oluyor. Eğer 1A, 2A, 3A diye gitseydi sürekli artar, artar diyecek. Ama genellikle artar, 3 aşağı 5 yukarı dediğimiz daha rahat öğrenebiliriz bu şekilde. 2A'lı 3A'nın yer değiştirmesi, 5A'lı 6A'nın yer değiştirmesi durumunda söz konusu oluyor ve genellikle artar diyoruz. O zaman 8A grubunun iyonlaşma enerjisi daha fazla olacağı için ve atom yarıçapında potasyumun daha fazla olacağı için doğru cevabımız Adana seçeneği diyoruz. 6. soruya bakalım. Periyodik cetvelden bir kesit verilmiş. Bu periyodik cetveldeki kesitte bize X, Y, Z, T elementleriyle ilgili sorular soruluyor. Bu durumda birinci A şıkkına bakalım. A şıkkında bize diyor ki X ve Y benzer kimyasal özellik gösterir. Bakın kesitte X ve Y aynı grupta olduğuna göre benzer kimyasal özellik aynı demiyor. Aynı kimyasal özellik göstermez. Bu çok önemli. Kimyasal özellikleri aynıdır ifadesiyle çocuklar kimyasal özellikleri benzerdir ifadeleri birbirinden farklı. Onun için benzer kimyasal özellik gösterir ifadesi doğrudur. T'nin yarıçapı içten küçüktür. Bakalım çap yukarıdan aşağıya doğru çap dediğimizde yukarıdan aşağıya doğru ne yapıyordu? Artıyordu. O zaman Y'nin ki Z'den büyük ve X'den büyük diyebiliriz. Ama bize T ve X ile bir karşılaştırma istemiş. T ile X'e bakalım. Ha aynı grup değil ama aynı periyot. Peki yukarıdan aşağı doğru artıyorsa sağdan sola doğru ne yapılması gerekiyor? Evet, küçülmesi gerekiyor. Periyodik tabloda
Çap yukarıdan doğru aşağı doğru artar ama soldan sağa doğru ne yapar? Azalır. Bu durumda x'i çapı t'den büyüktür veya t'nin yarı çapı x'ten küçüktür diyebiliyoruz. Peki C şıkkına bakalım. Z'nin yarı çapı t'den büyüktür. Z ile t'yi kıyasladığımız zaman z'nin bir alt periyotta olduğunu görüyoruz. Kime göre? T'ye göre. Tabii ki bir alt periyot bir üst periyottan çap olarak daha fazla olacak. C'yi de kabul ediyoruz. X ile T'nin değerlik elektron sayıları eşittir. Bakın X ve T değerlik elektron sayıları aynı grupta değil. X ve T aynı periyotta. Yani siz buna 8 derseniz, buna 9 derseniz, buna 10 numaralı element derseniz, bu şekilde alırsanız eğer, bakın değerlik elektron sayısı 2, 6 görüyorsunuz, değerlik elektron sayısı 2, 8. Burada 6 ve 8'i görüyorsunuz. O zaman demek ki değerlik elektron sayıları eşit olmuyor aynı periyotta. Z halojen ise T'nin elektron ilgisi çok küçüktür. Z'yi halojen sınıfında aldığımız zaman 7A grubunda olmuş oluyor. Bu durumda 7A grubunda oluyor. T ise kesite göre 8A grubunda oluyor. Tabii ki bu durumda T'nin elektron ilgisi çok küçük oluyor diye düşünebiliriz. Doğru cevabımız denizli seçeneği. Yedinci soruda X, Y, Z atomlarından Y'nin ikinci periyotta bulunan soy gaz olduğu. Soy gazları çocuklar, soy gazları 2, 10, 18, 36 ve 54 olarak helyum, neon şeklinde sıralandırabiliriz. Bunlar 8A grubundadır. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot diye sıralayalım. Y'nin ikinci periyotta bir soy gaz olduğu bilindiğine göre atom numarası 10 numaralı bir soy gaz olacaktır. Ve bu da A'nın bize 9 olduğunu gösterecektir. Bakın burada. Pardon, A'nın 10 olduğunu gösterecektir. A 10 olursa A eksi 1, 9 yapacaktır. A artı 1 de 11 olacaktır. Yani A 10 olduğu zaman bu durumda soy gaz oluyor. Soy gazdan bir fazlası hemen alkali metale geliyoruz. Soy gazdan bir düşüğü ise halojene geliyoruz. Bu durumda atom yarı çaplarının kıyaslanışı Zx, Y'dir. Evet bakalım Zx, Y. Burada 2, 8, 1, 11 numaralı Z atomunun elektronik dağılımıdır. 10, 2, 8, 1, 9, 0, 2, 7. Bakın burada 11 numaralı atom 2, 8, 1 olarak 3 yörüngeye sahiptir. 3 yörüngeye sahipse o zaman demek ki Z'nin çapı en büyüktür. X ve Y'yi kendi aralarında kıyaslayalım. X ve Y'yi kendi aralarında kıyaslanırsa X'in halojen olduğunu, Y'nin halojen olduğunu, Y'nin toroz olduğunu, ikisinin de halojen olduğunu düşünelim. Bu durumda soldan sağa doğru gidildikçe çap azalıyor. Evet, soldan sağa doğru gidildikçe çapta bir ne vardı? Azalma vardı. Peki X ile Y'yi kıyasladığımız zaman Y azalmış olacak, X daha büyük olacak. Birinci önerge doğru oldu. Birinci yoldaşma enerjisi kıyaslanırsa Y, Z, X, Z'dir. Bakın burada soy gazların 8A grubundaki elementlerin iyonlaşma enerjisi en büyüktür. En büyüktür. Biz buna soy gaz dedik çünkü. 8A dedik. Evet bu hemen geldi. Bir A'ya bir alt periyoda geldi. Bu da 7A yaptı. Bu durumda birinci iyonlaşma enerjisi evet Y'nin büyüktür. Sonra 7A X ve sonra Z 1A. Evet.
Bir A'dan başlar yoğunlaşma enerjileri, böyle devam eder ve ondan sonra 8 A'ya kadar gelir. Ve en büyük 8 A'dır. En düşük yoğunlaşma enerjisine sahip olan 1 A'dır. O zaman Y, XZ'de doğru olmuş oluyor diyoruz. X'in elektron ilgisi en büyüktür. Bakın, elektron ilgisi olarak 8 A'yı alamayız. Elektron ilgisi halojenlerin en büyüktür. Bu durumda X de bir halojen olduğuna göre demek ki X'in elektron ilgisi, elektron negativitesi diğerlerine göre büyük olur diyoruz. Yargıların hepsi bu açıdan doğru olmuş oluyor. Sekizinci sorumuzda periyodik cetvelle ilgili olarak aşağıda verilen genellemelerden hangisi yanlıştır? Evet. Şimdi şöyle bu tür sorularda, yorum sorularında seçenek olarak E'den başlamamız daha uygun olabiliyor. Çünkü belki zaman açısından, zaman kaybı açısından bizim için avantajlı oluyor. Öyle diyelim, zaman kaybetmeyiz. Aynı periyotta iyonlaşma enerjilerinin değişimi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A diye sıralamış, 8A'ya gelmiş. Bakın çocuklar direkt olarak motomot diye sıralama yapmış. Hiç değiştirmemiş. Ama biz biliyoruz ki 3 aşağı 5 yukarı kuralına göre 2A ile 3A yer değiştiriyordu. Sonra kalkıyorduk, 5A ile 6A'da bir yer değiştiriyordu. 3 aşağı 5 yukarı kuralına göre. Bu durumda da böyle bir sıralama olması beklenir. İyonlaşma enerjileri açısından baktığımız zaman. Fakat bu direkt olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye sıralamış. O zaman E şıkkının doğru olmasını beklemek mümkün değil. Cevabımız yanlış. E şıkkıdır, doğrudur. Ve sıralamanın bir üstte yazdığımız şekilde olmasını gerektiğini söylüyoruz. Dokuzuncu sorumuzda yine bir kesit verilmiş. Bu kesitle ilgili olarak hangilerinin kesinlikle doğru olduğunu bizden soruyor. Bakın, burada bir periyot var, bir grup var. Periyot sayısı arttıkça biz biliyoruz ki atom yarıçapı artar. O zaman kesinlikle şunu diyebiliriz. Z kesinlikle X ve Z'den büyüktür. O kesin. Ama X'i gelelim kendi arasında büyükten küçüğe sıralayalım. Peki bu durumda periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ben biliyorum ki çap ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani yukarıdan aşağı olan özelliklerin hepsi hemen hemen geneli soldan sağa doğru olan özelliklerle zıt işler. Yukarıdan aşağı doğru çap artıyorsa soldan sağa doğru çapta bir azalma meydana gelecektir. Yani birinci özelliği kesinlikle doğru diyebiliriz. İkinci önergeye bakalım. İyonlaşma enerjileri değişiminin Z, X, Y şeklindedir. Şimdi iyonlaşma enerji burada biz Z'nin, X'in hangi grupta yer aldığını bilemiyoruz. Bir kesit olarak görüyoruz. Grubu bilemediğimiz için X'i, Y'yi ve Z'yi hangi gruba dahil edeceğiz? Bu çok önemli. İşte biz bu dahil ettiğimiz grubu kestiremediğimiz için bu durumda iyonlaşma enerji değişimini grupla ilişkilendiremiyoruz. Hangi grupta çünkü bilemiyoruz. İyonlaşma enerjilerini sıralamasını gruplara göre yapmamız gerekiyor. Ondan sonra aynı gruptaysa periyoda göre yapmamız gerekiyor. Fakat burada hangi grupta olduğu kesinlikle belli değil. Kesinlikle belli olmadığı için kesinlikle ikinci önerge doğru değil. Soruya bu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Üçüncü önergede X'in elektron ilgisi Y'den büyüktür. Bakın yine aynı şekilde elektron ilgisi yani ametal. Burada bir kesit verilmiş. Y'den büyük. Burada elektron ilgisi açısından baktığımız zaman hangi gruba dahil? 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu, 6A grubu, 7A grubu, 8A grubu mu? Bunu da bilmediğimiz için kesinlikle
hangi grupta olduğunu bilmediğimiz için elektron ilgisinden de kesinlikle bahsedemiyoruz. Bu durumda 9. soru için yalnız bir ifadesini kesinlikle doğru olarak kabul edebiliriz. Evet, 10. soruya bakalım. 10. soruda X, Y ve Z baş grup elementleri, A grup elementleri aynı periyotta yer almaktadır. Bu elementler arasında oluşan X'e bileşiği iyonik bağlı, Y'z bileşiği ise kovalent bağlıdır. Buna göre hangileri yanlıştır? Bakalım, X metal ve Y'z ametaldir. Şimdi X, evet, baş grup elementleri artı iyonik bağlı olduğuna göre artı bir ve bir de yanında ne olacaktır? Z üzeri eksi bir olduğuna göre, halojen olduğuna göre yani bir alabilir ve Z eksi bir yapabilir. Veya artı iki ise eksi iki yapabilir. O zaman X metal, Z bir ametal oluyor. Aynı şekilde Z de burada artı bir, X artı bir aldığı zaman Z eksiklik alırsa XZ'yi oluşturabilir. Bu durumda Y ve Z'ye bakalım. Y ve Z kovalent bağlıysa Z'yi zaten biz eksi bir aldık. Ametal aldık. Tabii ki YZ3 oluşması Z'nin de ametal olduğunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Bu durumda bir önerge doğru diyoruz. İkinci önerge atom yarıçapları değişimi X, Y, Z şeklindedir. Burada atom yarıçapları X, Y, Z şeklinde olması soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapının azaldığını bize gösteriyor. Bu duruma tabii ki X'in atom yarıçapının en büyük olması bekleniyor. Y'nin daha sonra Z'nin en sonda gelmesi şeklinde ikinci önergemizle doğru kabul ediyoruz. X'in birinci yoğunlaşma enerjisi Y'nin üçüncü yoğunlaşmasına eşittir. Evet, yoğunlaşma enerjileri eşit değildir, eşit olamaz. Yani yalnız 3 numaralı bu seçeneği yanlıştır diyoruz. On birinci sorumuz X artı 3, Y ve Z eksi 2 taneciklerinin elektron sayıları eşit ve bir sol gaz elektron düzenindedir. Evet, sol gaz elektron düzeni dediğine göre, sol gaz elektron düzeni dediğine göre 2, 10, 18, 36 şeklinde atom numaralarını ne yapabiliriz? Alabiliriz. Hangisi yanlış diyor? Bakın sol gaz düzeninde olduğu için 13 dersek sol gaz düzeni olur mu? 3 tane elektron verdiği zaman 10 olur. Sol gaz düzeni olur. Bunun da 10 olması için bakın ben bunun altına 10 yazabilirim. Evet, bunun 10 olabilmesi için bunun altına da 8 yazabilirim. Şimdi o zaman demek ki X 13 elde ettim. Y 10 numaralı bir element elde ettim. Z 8 numaralı bir element elde ettim. Bu durumda atom numaraları değişimine baktığım zaman X, Y ve Z karşıma çıkıyor. Evet, X ve Y, Z olur mu? Evet, olur. 13, 18'i kendi arasında sıraladığım zaman X, Y, Z şeklinde bir sıralamaya sahip olabiliriz. Peki ikinci önergede atom yarıçapları değişimi X, Z ve Y'dir. Ona bakalım. Şimdi bunlar atom yarıçaplarına göre kıyasladığımız zaman burada 13 numaralı olan X periyot olarak diğerlerinden fazladır. 2, 8, 3, 2, 8, 2, 6. Bu durumda X'in atom yarıçapı tabii ki en fazla olacak. Z ile Y'yi kendi arasında kıyaslayalım. Z ile Y kendi arasında kıyaslandığı zaman Z'nin 6A grubunda olduğunu görebilirim. Peki bu durumda Y'nin 8A grubunda olduğunu, Y'nin 8A grubunda 10 numaralı çünkü 8A grubu diyelim buna, 8A grubunda olduğu, 8A grubuna doğru atom yarıçapında bir azalma söz konusu olacaktır. Bu durumda ne olacak? 8A grubu olan yani Y
en düşük atom çapına sahip, yarı çapına sahip olacaktır. X, Z, Y şeklinde bir sıralama yapmam mümkündür. Bu durumda birinci ve ikinci önergelerimiz doğru oluyor. Evet, cevabımız yanlış 3, bir tane şıkkımız kalıyor. Üçüncü önergemiz yanlış oluyor. Sebebi de şu, birinci iyonlaşma enerjisi, bakın X, Y, Z. Hayır, X nasıl büyük olabilir? Burada iyonlaşma enerjisi açısından baktığımız zaman bir 8A grubu elementi gözümüze çarpıyor. 8A grubu elementi Y olduğuna göre iyonlaşma enerjisi en büyük onun olması gerekiyor. Yalnız üçüncü önergeyi yanlış olarak görüyoruz ve doğru seçeneğimiz Bolu oluyor. Evet çocuklar, iyonlaşma enerjilerini, atom yarıçaplarını, metalik özelliklerin, ametalik özelliklerin bir periyotta, bir grupta nasıl değiştiğini bugünkü dersimizde sorular üzerinde paylaştık, anlattık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.